Onun hemen öncesine gidecek olursak, şimdi mesela Mustafa Balbay'ın ve Tuncay Özkan'ın hücreye alınmaları şeyi var. Şimdi biz bunu hücre deyince hemen Adalet Bakanlığı yetkili, efendim o hücre değil, 3 tane tek kişilik odalı koğuş. falan yani. Yani Sivil Savcılığın açıkladığı rakamlara göre işte 6 metre uzunluğunda, işte tamam, kapısında tamam, şu güzel. Var falan filan. Allah kimseyi düşürmesin. Yani düşürmesin bu, de şey için bu hani ama ne kadar sanki böyle sanki bir otel yani. odasında bilmem ne falan. Yani böyle bir şey yok ki. İnşallah onu öyle açıklayanlar da bir gün orayı tatmazlar yani. Şimdi diyeceğim şu. Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması olayına fiilen karışmış insanlar. Bu yüzden ya, hani eylemden yargılanan çok az kişi var. Onlar da birileri bunlar. Alparslan Arslan, işte Osman Yıldırım, Irşi diye birisi var. Böyle, Tekin Irşi mi? Böyle birisi var. Neyse. Bunlar fiilen bu işin yani bir terör eylemine ya birden fazla terör eylemine fiilen katılmaktan bu kişiler yargılanıyorlar. Bunlar koğuşta. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı İlk fırsatta yani oradaki inşaat bitince hemen o alınıyor. O akla geliyor ya. Yani. Öbürküleri almak akla gelmiyor. Onlar koğuşta duruyorlar hala. Şimdi burada Sayın Adalet Bakanı diyor ki bende bir ilgisi yok, tamam. Savcılık işte cezaevi falan. Ya burada bir hani yerindelik şeyi sormak da mı ona düşmüyor? Yani burada fiilen terör eylemine katılmış insanlar gelmiyor akla. Hani oradaki inşaat bitip kanunun uygulanması gerekince Balbay ama ile Tuncay fiilen Özkan gibi. saldırıya uğramış Cumhuriyet'in yazarı Mustafa Balbay'ı alıp koyuyorsun. Oraya saldıranları değil. Ya bu ben vicdanen açıklayamıyorum bunu Yani yani. bakan olmasa bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tespitleri ve beklentisi kamuoyuna yansıdıktan sonra işin yargısal tarafına değil ama usul hukukunun uygulanması bakımından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu faaliyetleri bir gözden geçirebilir. Çünkü öyle bir değerlendirme yetkisi var en azından. Yani Şimdi bu hücre işi mesela bu öyle bir şuna şey yapıyor. Şimdi usul. Adem